Arkadaşlar merhaba, neoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bugün sizlere yine bir nasıl yapılır tarzı bir video anlatacağım ama bu seferki biraz farklı olacak. Çünkü bugün sizlere Telegram hakkında bir nasıl yapılır videosu anlatacağım. Telegram'ın kısa küçük ipuçlarından bahsedeceğim. Emin olun Telegram'da o kadar çok şey var ki bunları ben de keşfettikçe anladım. Gerçekten çok dolu bir uygulama. Bunların hepsini size anlatacağım. Nasıl mesajlaşacağınızı, mesajlaşırken nelerin size daha faydalı olacağını, nasıl ipuçlarının olduğunu hepsini anlatacağım. O nedenle hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Telegram'ı birçok kişi bir anda kullanmaya başladı. Gelen bildirimler oluyor ya böyle, bu Telegram'a katıldı, bu Telegram'a katıldı falan diye. Ben böyle bir günde 100-200 tane bildirim gördüm. Bir anda çünkü herkes kullanmaya başladı. Fakat birçok kişinin de bu konuda bilgisi yok. Yani Telegram'ın nasıl kullanılacağına dair bilgisi yok. Çünkü Telegram'ın WhatsApp'a göre çok fazla artıları var. Şimdi onlardan bahsedeceğim sizlere. Telegram'da ekstra bir hesap oluşturabiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Şimdi bir tane şahsi telefonunuz var, bir tane de iş telefonunuz var. Telegram kullanıcısınız ve tek telefonda iki Telegram birden kullanmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ben Android kullanıcısı olduğum için ona göre anlatacağım. Fakat siz iOS'ta da bunları rahatlıkla bulabilirsiniz. İlk olarak ben sol kısımda bulunan 3 çizgiye basıyorum. Bu ekranın hemen sağına doğru da aşağı doğru böyle küçük bir tık bulunuyor, ok bulunuyor. Buna basıyoruz. Buna bastıktan sonra açık olan hesaplar zaten belli oluyor, Özgür Aydın diye. Hemen altında da hesap ekle var. Biz bu hesap ekleye bastığımız zaman karşımıza bir tane daha bizden telefon numarası istiyor. Sizin bu telefon numarasına erişiyor olmanız gerekiyor. Yani Telegram size bir kod gönderecek. Siz de bu kodu oraya girmeniz gerekiyor. Eğer iki farklı numara kullanıyorsanız bunu tek telefonu Telegram uygulaması üzerinden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim ayarlara. Ayarlarda nasıl özelliklerimiz var? Bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Etkinlikler başlığı altındaki kişi Telegram'a katıldığını tikini kapatıp bu kişi Telegram'a katıldı şeklinde, artık Telegram kullanıyor şeklinde bildirimleri almak istemiyorsanız rahatlıkla bu sorunu da giderebilirsiniz. Şimdi burada bir de gizlilik ve güvenlik başlığımız var. Gizlilik ve güvenlik ne demek? Bunlardan bahsedeceğim. Telegram size telefon numaranızı gizlemenizi de sunuyor. Bu nasıl oluyor? Siz bir kullanıcı adı belirlerseniz eğer Telegram size numaranızı gizleyebiliyor. Kullanıcılar sadece sizin adınızı görüyor. İlk olarak gizlilik başlığı altında telefon numarasına giriş yapıyor. Gayet açık bir şekilde telefon numaranı kimler görebilir şeklinde soruyor. Herkes, kişilerim, hiç kimse. Eğer siz telefon numaranız sadece kişilerimde görünsün istiyorsanız kişilerimi seçebilirsiniz. Hiç kimsenin görmesini istemiyorsanız kişileriniz de dahil hiç kimseyi işaretleyebilirsiniz ve telefon numaranız kimseye görünmez. Sadece kullanıcı adınız o kişilere görünür. Şimdi son görünme ve çevrim içi. Biliyorsunuz ki WhatsApp'ta da son görünme ve çevrim içi durumlarını kapatabiliyorsunuz. Çevrim içi değil de son görünmeyi kapatabiliyorsunuz. Bunda da aynısını yapabiliyorsunuz. Bunda bunları nasıl yapıyorsunuz peki? Telegram'da son görünme nasıl kapatılıyor? Nasıl yaparsınız? Gizlilik ve güvenlik sekmesi altında son görünme ve çevrim içi başlığına tıklıyorsunuz. Burada herkes, kişilerin ve hiç kimse seçenekleri bulunuyor. Hiç kimseyi seçerseniz eğer son görünme ve çevrim içi olmanız hiç kimse göremiyor olacak. Numaranızın sizde olduğu ve karşı tarafta olduğu kişiler de görebilir. Yani numaranız eğer birinde var ama sizin rehberinizde ekli değil, o kişi de sizin son görünme ve çevrim içi durumlarınızı göremiyor. Aynı zamanda herkes dediğinizde tabii ki herkes görebiliyor. Bir de profil fotoğrafı sekmemiz var. Profil fotoğrafında siz tıpkı WhatsApp'taki gibi profil fotoğraflarınızı kişilerinize sadece gösterebilirsiniz ya da hiç kimsenin görmesini istemezsiniz ya da herkese gösterebilirsiniz. Yine aynı şekilde profil fotoğrafı başlığı altında burada herkes ve kişilerin bulunuyor. Bunu dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda asla izin vermek kısmı var. Burada da kişi ekleyip o kişinin profil fotoğrafınızı görmesine izin vermeyebilirsiniz. Bunların da sizin profil fotoğrafını görmesini yasaklayabilirsiniz. Şimdi gelelim güvenlik başlığı altında. Güvenlik başlığı altında uygulama kilidi, iki adımlı doğrulama ve etkin oturumlar bulunuyor. Şimdi uygulama kilidi, siz telefonunuzun ekranını kilitlediğiniz uygulamadan çıkış yaptınız. Bir daha girmek istediğinizde uygulama sizden bir şifre istiyor ya da telefonunuz eğer parmak izi okuyabiliyorsa bu parmak izini istiyor. Tamamen uygulamaya şifre koyuyor. Şimdi iki adımlı doğrulama var. Bir de bu iki adımlı doğrulama nedir? Burada bir parola belirlemeniz gerekiyor. Neden? Çünkü bir web oturumunda, bir bilgisayarda siz Telegram masaüstünü kullanacaksanız burada kesinlikle bir şifre oluşturmanız gerekiyor. İki adımlı doğrulamaya tıkladığınızda zaten sizden bir parola ayarlamanızı istiyor. Buraya girdiğinizde direkt olarak parolanızı rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. İki adımlı doğrulama sizin güvenliğiniz için aynı zamanda Telegram hesabınızın, Telegram kullanıcı adınızın çalınmaması için gayet güzel bir uygulama.
Etkin oturumlar da sizin daha önce açmış olduğunuz oturumları ifade ediyor. Nasıl yani? Siz başka bir bilgisayarda oturum açtıysanız burada çıkıyor. Aynı zamanda hesabınız çalındıysa ve başka bir yerden giriş yapıldıysa o da buradan çıkıyor. Ve bunların hepsini kapatabiliyorsunuz. Etkin oturumlar adı altında diğer oturumları sonlandır diyerek tüm açık olan oturumları kapatabilirsiniz. Sadece telefonunuzdaki oturum kalır. Telegram hakkında daha fazla ve detaylı bilgi için sağ üst kısımda bulunan karta dokunabilirsiniz. Oradan da çeşitli bilgileri rahatlıkla edinebilirsiniz. Şimdi gelelim sohbet ayarına. Sohbet ayarında neler var? Sohbet ayarında buradaki ayardan siz rahatlıkla temanızı değiştirebiliyorsunuz. Kendinize özel bir temada buradan oluşturabiliyorsunuz. Gece modunu seçebilirsiniz. Çeşitli temalar var. Sohbet arka planını da bu ekran üzerinden değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda metin boyutunu da bu ekrandan değiştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey ayarlar sohbet ayarı menüsüne girmeniz. En üstte zaten metin boyutu kısmı çıkıyor. Bu metin boyutunu siz büyütüp küçültebilirsiniz. Sizin gözünüze hangisi hoş geliyorsa. Aynı zamanda sohbet arka planını da sohbet arka planını değiştir kısmından girip buraya bir fotoğraf yükleyip ya da var olan fotoğrafları seçip değiştirebilirsiniz. Şimdi gelelim burada bir tema oluşturma kısmınız var. Dilediğiniz temayı rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Sohbet ayarları menüsüne girdikten sonra sağ üst kısımda 3 nokta bulunuyor. Buraya tıkladığımız zaman yeni tema oluştur başlığı var. Buna tıklıyoruz. Tema oluştura basıyoruz. Buradan temanın adını girmenizi istiyor sizden. Siz herhangi bir şey girebilirsiniz. Ardından yukarıda bir renk paleti çıkıyor. Bu renk paletine tıkladığınızda çeşitli başlıklar geliyor. Bu başlıkların hepsine tek tek tıklayarak, renk seçerek zaten değişen yerleri rahatlıkla görebilirsiniz. Buradan da kendi temanızı oluşturabilirsiniz. Bunu insanlarla da paylaşabilirsiniz aynı zamanda. Arkadaşlar bir de soldan kayan çubukta ya da iOS'ta profilim sekmesinde de olabilir. Girdiğiniz zaman profil fotoğrafınız görünüyor. Burada kullanıcı adınız bulunuyor. Kullanıcı adınıza tıkladığınız zaman dilediğiniz kullanıcı adını burada alabilirsiniz. Tabii ki alınmış kullanıcı adlarını alamazsınız. Türetmeniz lazım. Bu ne işinize yarayacak? Telefon numaranızı gizlerseniz kişiler sizi kullanıcı adınızdan da bulabilir. Onlara kullanıcı adınızı verebilirsiniz. Aynı zamanda kişilere bu kullanıcı adıyla bağlantı da gönderebilirsiniz. t.me/kullanıcı adınız şeklinde bağlantı gönderirseniz kişiler bu bağlantıya tıklayarak sizi telegramlarına rahatlıkla ekleyebilir. O yüzden de bu kullanıcı adınız son derece önemli. Şimdi arkadaşlar gelelim mesajlaşmaya. Telegram'la mesajlaşmanın birçok küçük ipucu var ve çok da güzel şeyler var aslında. Zamanlı mesajlar gönderebilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Siz mesajı göndereceğiniz zaman bunun zamanlamasını ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum bugün 12'den sonra gitsin bu mesaj şeklinde. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesajınızı yazdıktan sonra gönder butonuna elinizi biraz basılı tutup orada zaten bu seçenekler çıkacak. Mesajı zamanlaya tıkladığınızda buradan tarih seçip mesajınızı zamanlı olarak ileri zamanlı gönderebilirsiniz. Bugün belirli saatlerde de gönderebilirsiniz. Çok farklı bir zamana, bir hafta sonra ya da bunları gönderebilirsiniz. Aynı zamanda ses olmadan gönder ne demek? Kişiyi biliyorsunuz ki bir toplantıda ya da rahatsız edilmemesi gereken bir ortamda ama telefonuna baktığı zaman da sizden gelen mesajı görsün istiyorsunuz. Ses olmadan gönder mesajına bastığınız zaman gönderdiğiniz mesaj kişinin telefonuna ses bildirimleri bırakmaz. Sadece ekranına bildirim olarak düşer. Bir de sohbetteki mesajları kopyalama. Bildiğiniz gibi WhatsApp'ta sadece mesajı basılı tutuyordunuz. Mesajın bir yerini almak istiyorsanız böyle komple mesajı kopyalıyordunuz. Notlara gelip ya da mesajlara ya da yine WhatsApp'ın konuşma tarafına gelip oraya yapıştırıp seçmek istediğiniz yeri seçip tekrar kopyalıyordunuz. Telegram'da böyle bir şey yok. Telegram'da nasıl bir şey var? Telegram'da kopyalamak istediğiniz mesajın üstüne basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra o mesaj seçiliyor. O mesajın üstüne tekrar basılı tutuyorsunuz. Ve böylece kopyalamak istediğiniz yerleri rahatlıkla seçip kopyalayabilirsiniz. WhatsApp'ta bildiğiniz gibi fotoğrafları, boyutlarını sıkıştırıp gönderiyorsunuz. Yani dosyalarınızın boyutunu küçültüp gönderiyor. Bu da fotoğrafların bozulmasına neden oluyordu. Telegram dosyaları sıkıştırmadan gönderebilmenize de imkan sunuyor. Onu nasıl yapıyoruz derseniz. Mesaj yazma kısmının yanında attach işareti bulunuyor. Buradan dosya ekleyebilirsiniz. Buna basıyoruz. Altında hemen galeri çıkıyor ve dosya çıkıyor. Dosyaya giriyorsunuz. Burada dosya seçmeniz isteniyor sizlerden. Dahili depolama, Telegram galeri şeklinde. Galeriye tıklarsanız eğer galerideki fotoğraflarınızı sıkıştırmadan ya da videolarınızı sıkıştırmadan rahatlıkla gönderebilirsiniz. Herhangi bir sıkıştırma yapmadığı için kalitelerini de bozmuyor. Direkt olarak galeriden istediğiniz şekilde gönderme işlemini yapabilirsiniz. Şimdi Telegram'da bomba mesajlar var. Yani kendi kendini imha eden mesajlar. Bu ne demek oluyor? Bunlar Telegram'ın herhangi bir bulut sistemine ya da bir arşivine kesinlikle kayıt olmuyor. Dilediğiniz gibi yazıp gönderebiliyorsunuz. Aynı
zamanda ekran görüntüsü alındığında size bildirim görüyor ya da ekran görüntüsü alınamıyor. Bunları siz ayarlayabiliyorsunuz. Bartu ile birlikte bu bomba mesajları yapacağım. Yeni mesaj ekranını açmamız gerekiyor. Bunun için de aşağıda bulunan kalem butonuna basıyoruz. Burada kişileriniz geliyor. En üstte de yeni grup, yeni gizli sohbet ve kanal geliyor. Biz yeni gizli sohbet seçeneğine tıklıyoruz. Burada seçmek istediğiniz kişiler geliyor. Ben Bartu Zorlu'yu seçiyorum. Yani Bartu'yu seçiyorum. Ben buraya yazdığım mesajların silinmesini istiyorum. Burada kalsın istemiyorum. Bunun için de gizli sohbetin sağ üst kısmında bulunan 3 noktaya basıyorum. Burada yok etme zamanlayıcısını ayarla diye bir seçenek çıkıyor karşımıza. Bu seçeneğe tıklıyorum. Burada mesajın kaç saniye ya da dakika sonra silinmesini istiyorsunuz. Bu bir güne kadar seçeneğiniz bulunuyor. Ben mesela 3 saniye sonra silinmesini istiyorum. Bu arada bu mesajlar Bartu bunları gördükten sonra silinecek. Yani siz de eğer mesaj atarsanız karşınızdaki kişi bu mesajı gördükten sonra bu mesajlar siliniyor. Siz yazdığınız karşıdaki kişi bu mesajları görmedi. O nedenle hemen silinmez. Siz karşıdaki kişi gördükten 3 saniye sonra onun da yazdıkları silinir. Sizin de yazdıklarınız silinir. Bartu'ya deneme diye bir mesajı attım. Bartu çevrim içi olduktan sonra bu mesaja girdikten 3 saniye sonra bu mesaj silinecek. Gördüğünüz gibi ekrandan gitti. Siz de mesajlarınızın geçici olmasını istiyorsanız, silinmesini istiyorsanız ve herhangi bir yerde yedeklensin istemiyorsanız Telegram'ın bu özelliğini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yeni kanal ya da yeni grup nasıl oluşturuluyor bunlardan bahsedeceğim. Yeni sohbet seçeneğine tıklıyoruz. Burada karşımıza yeni grup ve yeni kanal seçenekleri çıkıyor. Hangisini oluşturmak istiyorsak ona basıyoruz ve kişi ekliyoruz. Böylelikle kişilerimiz gruplarımıza girmiş oluyor. Bunun yanında yeni kanalı da bu şekilde oluşturabiliriz. Aynı zamanda yeni kanal bağlantısını birine gönderip bu kanala girmesini sağlayabiliriz. Bu grup için de geçerli. Aynı zamanda en iyi Telegram kanallarını da görmek için sağ üst kısımda bulunan kutuya tıklayabilirsiniz ve en iyi Telegram kanallarına rahatlıkla erişebilirsiniz. Bir de gruplarda anket oluşturabiliriz. Nasıl yani? Siz bir grubunuz var ya da bir sayfanız, kanalınız var. Buralarda anket oluşturabilirsiniz. Bunun için de mesaj bölümünün yanında bulunan ataç butonuna tıklıyoruz. Alt kısımlarda galeri, dosya, konum, anket şeklinde seçeneklerimiz bulunuyor. Biz ankete basıyoruz. Aşağıda ayarlar var. Anonim oylama istiyorsanız eğer yani hangi kişinin neye oy verdiğini görmek istemiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Ya da kim neye oy vermiş görmek istiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Bunun yanında birden fazla seçenek görmelerini de sağlayabilirsiniz. Birden fazla seçeneğe oy vermelerini de sağlayabilirsiniz. Bir de test modu var. Bir soru soracaksınız. Test modunda gönderebilirsiniz ama doğru soruyu burada seçerken işaretlemeniz gerekiyor. Her şeyimi yaptıktan sonra oluştura basıyorum. Oluştura bastıktan sonra ekrandaki gibi bir deneme anketi oluştu bende. Dilediğinizde siz de oy verebilirsiniz. Gruptakiler de oy verebilir. Bunun yanında bir de gruplarda ve sayfalarda yavaş mod var. Bu ne oluyor? Gruplara da kanallara da 200 bin kişi ekleme hakkınız var. Ve bir anda böyle herkes yazıyor diyelim. Örnek veriyorum. Bir kişi yazdıktan sonra belirli bir süre koyabilirsiniz ki takip hızı artabilsin. Yani bir kişi yazdı, 5 saniye sonra diğer kişi yazabilir. 5 saniye sonra diğer kişi yazabilir. Bunu sınırlandırabilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Konuyla ilgili çok daha detaylı içeriklerimiz var. Onları açıklama kısmına yerleştirdik. Oradan dilediğiniz gibi daha detaylı olarak görebilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.